Çift bu çiftliğinden herkese selamlar dostlar. Ya dünkü videoda birazcık rezil olmuşum. Ya kusura bakmayın. Bilmiyorum çünkü ama öğreniyorum. Ya fasulye dedik kere çıktı. Yılan dedik oluklu kertenkele çıktı. Bir de ne vardı? Ha, bir de dikenimiz vardı. Yemeye çalıştık. Orada bir yemedik falan komik oldu o da. Neyse ama öğreniyoruz. Yani sizlerin de destekleriyle ve katkılarıyla da öğreniyorum aslında pek çok şeyi. Ve aslında bilmeyen pek çok dost da aslında yorumları okurken okuyorlarsa eğer hani onlar da faydalanıyorlar. Gerçekten güzel bir bilgi paylaşımı yeri haline geldi yorumlar kısmı. Ya bundan sonrasındaki süreçte de inşallah yani bilmediklerimde hem bana destek olmak adına hem de gerçekten yorumları takip eden dostları bilgilendirmek adına vakit ayırıp yazabilirseniz çok sevinirim gerçekten. Gerçekten çünkü yani faydalı bir şey yapmış oluyoruz aynı zamanda. Gerçekten bu da benim ayrıca hoşuma gidiyor. Şimdi bugün yağmur gösteriyordu. Gerçi öğleni buldu. Ben çünkü bayağı bir bugün geçtiğimiz günlerde yorulmuştum. Bugün dolayısıyla birazcık geç kalkmak zorunda kaldım. Vücut artık tabii birazcık hani tamam diyor, yeter diyor. Neyse, işleri toparlayacağım. Şimdi yağmurdan önce hemen şu otları çekeyim diyorum içeri. Otlarımız dışarıda bayağı kurudu bu şekilde. Şimdi içeri tırmıkla çekmek muhtemelen kolay olacak. Ama içeri çekince içerisi biraz karışık tabii. Yani burada bizim yani eski sahibinden kalma bir şey, somya gibi bir şey var, altı var. Bizim gübreler var. Arka tarafta bir tel var ama şimdi onlarla uğraşmayacağım. Yani direkt hani çekebildiğim kadar şeylerin hepsini içeriye alayım. Şu orta bölüm komple dolsun. İşte yılan gelir mi diyoruz ama yapacak bir şey de yok. Yani şu an başka bir yerim yok. Mecbur burada istifleyeceğim onları. Evet dostlar biraz nefes nefese kaldım ama toparladık bayağı. İçerisi iyi oluyor. Arka tarafı boş bırakmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Yarın öbür gün belki papatya işi başlar. Of. Ama hala fazlasıyla mevcut dışarıda da. Bayağı çok. Belki içerinin 3 katı diyebiliriz. Sığdırmaya çalışacağız. Bu arada şimdi mola vermişken aklıma geldi. Ya dedim ki arabayla ilk bunları otları taşıdığım zaman aslında iki iş yapmışım. İçeride kurutabilirdim belki. Ama işte güneş dışarıda daha iyi olur diye dışarı yapmıştım. Şimdi onu düşündüm az önce. Yani gelirken direkt arabayla içeri girip içeri yasaydım şimdi bu ikinci işi yapmıyor olacaktım. Neyse böyle oldu. Şimdi otururken de aklıma şu geldi. Dedim yarın öbür gün şu arkadaki şeyi eğer kullanacaksam bunlar da burada ortada kalacak. Çünkü yarın öbür gün bahçe yapınca bunları çıkaracağım ön tarafa, tarlaya. Yine bunlar arkada kalacak. O zaman dedim ki yine iki iş olmasın en azından. Şimdi dedim bunları yan tarafa alayım ya da arka tarafa şu an bulunduğum şöyle çevireyim. Yani şu arka dip tarafa, telin olduğu tarafa alayım dedim. Ondan sonra en azından şey olur. Yani hem buradan giriş çıkışım olur, hem karşıdan giriş çıkışım olur, hem de otları özellikle şu bölgede yığmış olurum. Belki biraz daha bu tarafa doğru gelir. Ama olsun. Yani yer kalır. Böylelikle yarın öbür gün eğer papatyayı da kurutma işim olacak olursa arkadaki ızgarayı da bu tarafa doğru çekmiş olurum. O da kurtulmuş olur. Bir daha bir iş yapmamış oluruz. Ya galiba dostlar benim birazcık düşünerek çalışmam lazım. Çünkü diğer türlü işleri yetiştirmek maksadıyla hani hızlı hızlı hareket edince ya bu sefer bazı şeyleri düşünmeden yapıyorum. İkinci bir iş daha çıkıyor. Yani bu daha çok yoruyor. Hem yani zaman yetmiyor. Dolayısıyla böyle biraz daha belki işe başlamadan önce daha sakin, planlı bir şekilde ilerlersem daha iyi olacak gibi. İyice dansçı oldum ben de ya. Şimdi de kümes teliyle dans. Dikenlerle danstan sonra kuru dikenlerle dans. Ondan sonra borularla, damlamalarla dans.
Şimdi de kümes teliyle dans. Evet, böylesi çok daha iyi oldu ya. Şimdi bunları arkaya da veririm. Dışarıdan gelenler de oraya, üste yana falan derken orası güzel olur. Bu taraf da güzel oldu. En azından papatya işine de hemen başlayabiliriz. Üstünü bir temizle, bir yaygı. Papatyalar güzel. Bu taraf gübreler, çer çöp, bunlar temizlenecek, atılacak. Bu arada bacamızın şapkası da rüzgarda uçmuştu. Kışın ciddi rüzgar oluyor bu bölge. Bu arada şu diken işleri bitse de şu üstümdeki şu kırmızı süvetten artık bir kurtulsam. Hatta bittiğinde size onun fotoğrafını da göstereceğim. Ya iğrenç leş gibi oldu. Hani hem ter bir yandan, hem işte toz, toprak, pislik, diken, ot. Hepsi bir yandan çok leş gibi oldu gerçekten. Artık kurtulmak istiyorum bundan. Bugün inşallah şu dikenleri içeri çekince işimiz bitecek. Gök gürültüleri duymaya başladı. Ama biz hala daha bayağı gerideyiz. Ne kadarını kurtarabileceğim bilmiyorum. Şu taraftan bulutlanmaya başladı. Kara bulutlar göründü. Gök gürültüleri duyuldu. Bizim iş hala bitmedi. Nasıl olacak bu çiftçinin umudu? Vallahi Şaban'ın manileri gibi oldu ama şimdi en azından şey yapıyorum. Yani hepsini toparlayamazsam, yağmur bastırırsa diye şu taraftan ayıklamaya başladım. Gözüme de ter giriyor. Of. Selo bir dur. Dur Selo, dur. Dur oğlum, dur 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 dur. Bu taraftan ayıklamaya başladım. Ola ki bastırırsa, en azından birkaç yırtık muşamba vardı. Bir tane içeride gördüm, bir tane de şu arka tarafta var. Selo'yu mu sersek acaba üstüne? Neyse, ondan sonra buralara onu kapatırım diye düşündüm. Taş zaten çok var. Kurtarabildiğimi şuradan kurtaracağım. Duvar tarafından istifade edip üstünü de muşambayla örterim diyorum. Belki de biter bilmiyorum. Ekstra muşamba kalmadı. Zaten şuradaki bayağı bir delik de çıktı. Onu mümkün olduğunca kapatmaya çalıştım ama yine aralardan girecek herhalde. Olduğu kadar artık. Şuraya belki bir taş daha koyabilirim rüzgar kaldırmasın, yine aynen şu şekilde. Şuraya da. Of, bu bölüm açıkta kaldı ama tam zamanında oldu. Artık iyice gürlemeye başladı. Kara bulutlar tepemizde. Hatta ince ince de çiseliyor. Sesi geliyordur belki. İçeriği de göstereyim. Sonra ben de artık... Of Allah! Bu iki oldu, kafayı vurdum yine. Of! Şimdi... Burada da son durum böyle oldu. Gerçi iyice karardı artık ama. Yani bayağı bir toparladık içeri. Hatta demir çalışırken aklıma gelmişti. Şey ya, hani... İki gönüllü bir olunca samanlık seyran olurmuş. Bizim de iki U bir olunca
Samanlık Seyran olacak mı göreceğiz. Ay ay. Neyse dostlar, bana müsaade. Bayağı bir yoğun çalıştım ben de şimdi. Dinleneyim. Şuraya da bir iki taş koydum mu? Dışarı işleri bugün bitecek inşallah. Vallahi tam bu kadar olur ha. En son aşağıya bir tane çuval koydum. Üstüne tuğlayı koydum. O bölgeyi de artık olduğu kadar. Hatta bir çuval daha koyabilirim oraya. Yağmur da bastırdı zaten. Eyvah 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 eyvah. Fena bastırdı yağmur, fena. Tam zamanında işleri toparladık. Çok şükür. Yağmura yakalanmadan bu şambaları da örttük. İkinci bir çuval daha koydum. Oh, şimdi şöyle bir yağmurun tadını çıkarayım ya. Vallahi çıkıp şurada koşturasım var da. İkinci bir şebeklik olmasın. Ama bilmiyorum ya. Şu anki yorgunluğumla bunu yapmak istiyorum. Ama yapmayacağım. Ya çünkü ya bilmiyorum, vallahi köyde adım çıkacak en son. Diyecekler bu çocuk delirdi, kafayı yedi. Ama şu an yağmurda harbiden çocuklar gibi şen şurada arpaların üstünde yuvarlanmak hiç de fena olmazdı dostlar ya. Biraz yağmuru dedikleri bu olsa gerek. Ama yağmur durdu. Güneş açtı. Saat 7'ye geliyor şu anda. Ben de fırsat bu fırsat. İnşallah güneş batana kadar bunların hepsini içeri çekerim. Şurada bir su birikmiş biraz. Belli yerlerden girmiş de olabilir. Neyse olsun. Olduğu kadar. İçeride kuytu bir yere koyarım. Diğerlerine bulaştırmadan. Ben yine nefes nefese kaldım ama çok şükür bahçe bitti. Bütün otları aldık içeri. Şimdi ya bu zaten yırtıktı biliyorsunuz. Bunu şöyle duvarın dibine yaslayacağım. Diğeri sağlam, biraz küçük ama olsun. Onu bir katlayıp dürüp kenarda istifleyeceğim. İçerinin son haline de bakalım. Allah, içerisi adam boyu ot oldu. Bu tarafa gidelim. Bayağı bir doldu. Arada bir tabi bunları çevirmek gerekecek herhalde ama hep diyordum yani bir tane dirgen aslında alsam çok iyi olacak. Çünkü tırmıkla zor oldu. Zaten bu yığını komple orakla da olmaz. Neyse güzel oldu. Bu tarafa da çok gelmedi. Şey de sağlam. Bizim ızgara da sağlam. Hatta şuraya bir ayrı bir şey de koyarım olmazsa. Tahta falan bir şeyler. Yani bir sıkıntı yok ama yine de olsun. Muşambalar da tamam. Yırtık olanı kenara katladım, koydum. Zaten geceleri Selo bunun üstünde yatıyordu yan taraftayken. Şimdi muhtemelen yine gelecek. Az önce de geldi, bir kontrol etti. Diğer sağlam olanı da şu alt tarafa indirdim. Şu ortalığı toparlayınca şu araya sıkıştırırım. Thank you.
Evet dostlar, ranzayı tamamladık sonunda. Ya biraz uğraştırdı açıkçası ama olsun. Ya ben ilk başta aslında tuğlalarla düşünmüştüm. Hani şöyle bir tuğla sırası dikine. Şuradan şöyle bir kat. Üstüne bir kat daha yaparsam eğer dedim. Hani 3 sıra serme şansım olur diye düşünmüştüm. Ama tuğlalar çok sağlıklı olmadı. Sonra ben de bu kamışlara geçtim. Alt katta ben yatacağım bu arada. Neyse. Üst katımız da böyle oldu. Üst kat tabii biraz daha yani gerilebilir ama hani kamışlar kaymasın diye artık çok uğraşmadım ben de. Denge bozulmasın. Zaten papatyalar hafif. O yüzden çok problem olmayacak. Şimdi artık alttaki pislikleri de toparlarsam inşallah işimizi tamamlamış olacağız dostlar. Ondan sonra papatya kesmeye. Dostlar vallahi dün konuştuğumuz konu yine başıma geldi. Yani şimdi tam alttaki o şeyleri, otları falan kaldırayım derken ya bu sefer baktım ki ya bizim bu yaygı çok delikli. Sonra düşündüm yani tamam papatya şu anda büyük ama o sonuçta kurudukça artık böyle o sarı polenleri falan dökülmeye başlayacak. Toz haline gelecek. Dolayısıyla benim o tozlar yani burada hep şey olacak, ziyan olacak. Sonrasında artık projeyi tekrar değiştirmeye karar verdim. Şimdi gidip içeriden artık eski çarşaflardan getireceğim iki tane. Bir alt kata bir üst kata bunların üstüne koyarım herhalde, bilmiyorum artık. Gerçi üst kat taşımayabilir bu. Özellikle şu uçtaki ayak biraz dengesiz oldu. Ama deneyeceğiz yine. Delikler de şöyle belli olacak mı bilmiyorum ama oluyor galiba. Evet, işte üst tarafta da belli oluyor. Böylelikle çarşafları da serip artık ranzamızın sonuna gelmiş olduk. Güzel oldu. İşimizi görecek inşallah. Şimdi evin o taraftan şöyle yanlamasına bu taraflara doğru geldim. Arpaların olduğu bölgedeyim şimdi. Burada yan cephede de sırt kısmında da var papatyalar. Şimdi buradan toplamaya devam ediyorum. Dostlar bu arada tarlayı dayıyla süremeyeceğiz. Ya Muhtar'la ya da belki İbrahim abiyle süreriz havanın durumuna göre. O da büyük ihtimalle perşembe günü falan olacak. Ben bu arada papatyalara devam edeyim. Bir de bu patlak boruyla ilgili olarak da yine komşu abi de şey vardı. Bunun makinesi varmış galiba. Ondan vardı. Şimdi konuştuk. Öğleden sonra daha doğrusu akşamüstü o gelecek. Onunla oraları halledeceğiz. Sonrasında da artık günü tamamlayacağız. Dolayısıyla hani bugünkü videoyu ben burada kapatıyorum. Akşamüstü o çalışmalar esnasında videoyu yükleyemeyeceğim yoksa. Bu sefer çok hani yine geç saate kalıyor. Öyle olmasın. Ben müsaadenizi istiyorum dostlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiler.